Merhabalar, mutfağa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün pamuk yumuşaklığında ağız eriyen harika bir poğaça tarifim olacak. Hemen yapımına geçiyorum. Karıştırma kabıma bir su bardağı ılık suyumu, bir su bardağı ılık sütümü aldım. 2 yemek kaşığı şekerim var. Şekerimi ekliyorum. 1 paket de instant kuru mayam var. Mayamı da ekledikten sonra şekerim ve mayamı eriyinceye kadar şöyle biraz karıştırıyorum. Suyumuzun ve sütümüzün e, yoğurt mayalama kıvamında ılık olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir tane de yumurtamın beyazı var. Yine bunları şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Yumurtanın sarısını poğaçaların üzerinde sürmek için kullanacağım. Bir su bardağı e, mısır nişastası kullanıyorum poğaçalarım için. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Nişasta poğaçaya o kadar güzel bir kıvam veriyor ki kıyır kıyır ağızda eriyen e, harika poğaçalar oluyor arkadaşlar. Mutlaka nişasta kullanarak e, poğaçalarınızı da deneyin diyorum. Yavaş yavaş unumu ekleyip hamurumu şöyle bir kaşık yardımıyla önce bir toparlayacağım. Unumuzu mutlaka eleyerek kullanalım. Yumuşacık pamuk gibi poğaçalar elde etmek istiyorsak mutlaka kullandığımız e, malzemelerin oda sıcaklığında olmasına da dikkat edelim. E, kalan unumu da yavaş yavaş ekleyeceğim. E, tuzumu unutmuşum eklemeyi. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. Tuzumu da ekledikten sonra hamurumu elimle toparlayıp e, hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Yumuşacık. Böyle elastik bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar Hamurumu toparladıktan sonra şöyle elimi biraz sıvı yağ ile yağladım Yağ ile beraber biraz daha yoğurup hamurumu toparlayacağım Özellikle kış mevsimlerinde poğaçalar yaparken kullandığımız Sütü ve suyu biraz ılıtırsak Çok daha güzel yumuşacık poğaçalar elde edebiliriz Ben yaklaşık 5 su bardağı kadar un kullandım Bakın böyle elastik bir hamur olacak Hamurumu üzerini kapatacağım. Ilık bir ortamda yaklaşık 1 saat boyunca mayalanmaya bırakacağım. Mayalanma ortamının da ılık olmasına da dikkat edelim. Hamurumu yaklaşık 1 saat boyunca mayalandırdım. Şöyle bir havasını alıp toparlayacağım hamurumu. Ben poğaça hamurumda yaklaşık 5 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığınız malzemelerin markasına göre de alacağı o miktarda değişebilir. 1-2 yemek kaşığı da fark edebilir arkadaşlar. Bu hamurumu masama alıp şöyle bir toparlayacağım. dilerseniz masaya biraz un serpip o şekilde de hamuru toparlayabilirsiniz. Bu şekilde de çok daha rahat çalışabilirsiniz. Hamurumu bir spatula yardımıyla bezelere ayırıyorum. Yaklaşık küçük bir mandalina büyüklüğünde bezelere ayıracağım. Bu ölçülerle ben yaklaşık 16 tane poğaça elde ettim. Sizler de dilediğiniz büyüklükte bezeler alıp poğaçalarınızın sayısını artırıp azaltabilirsiniz. Tüm hamurumu bezeler haline getirip sonrasında poğaçalarımı şekillendirmeye başlayacağım. Bakar mısınız böyle yumuşacık çok güzel bir e, hamur oluyor arkadaşlar. Ağzı eriyen yani, pamuk gibi poğaçaların e, birkaç tane püf noktası var. Hamurun kıvamı çok önemli. Mayalanma süresi çok önemli. E, ve bunun yanı sıra arkadaşlar e, tepside mayalanma da çok önemli. Tepside mayalanmaya da çok dikkat edelim. Bu şekilde yumuşacık pamuk gibi poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurum da çok rahatlıkla açılıyor. Yaklaşık bir çay tabağından biraz daha büyük şekilde açtıktan sonra içine beyaz peynir kullandım. Sizler de dilediğiniz peynir de kullanabilirsiniz poğaçalarınız için. İki ucundan sıkıca kapatıp bastırıp şekil verip yağ kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştireceğim poğaçalarımı. Bu şekilde olacak poğaçalarımız arkadaşlar. Çok güzel de kıvamı oldu hamurumu. Rahatlıkla da açabiliyorum. Yine bir küçük bir çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıp içine peynirimden yerleştirdikten sonra iki ucundan birleştirip sıkıca kapatıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Tüm poğaçalarımı aynı şekilde hazırlıyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Tüm poğaçalarımı şekillendirme işlemini tamamladıktan sonra üzerine kapatacağım. Yine e, poğaçalarımı ılık bir ortamda yaklaşık bir 15-20 dakika boyunca tepside mayalanmalarını bekleyeceğim. E, yaklaşık bir 20 dakikanın sonunda poğaçalarım istediğim kadar mayalandı. E, bir tane yumurta sarım vardı. Üzerine bir e, çay kaşığı kadar süt ekliyorum. Tüm poğaçalarımın üzerine bu karışımı sürüyorum. Ardından Çörek otu susam karışımım var benim elimde. Onlardan serpiyorum üstlerine. Fırınımda bu arada önceden ısıtmaya başladım. Önceden ısıttığımız 185 derece fırında her yeri kızarana kadar pişirdim. Benim poğaçalarım fırınımda yaklaşık 25-30 dakika arasında her yeri çok güzel kızardı. Yumuşacıklar oldular. Çok güzel oldular arkadaşlar. Hala da çok sıcacıklar. Şöyle bir tane alıp size de iç dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık pamuk gibi ağızda eriyen harika poğaçalar oldu. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Yapıp dinleyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.